Evet, şimdi ekonomiye pencere açıyoruz. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Sayın Ercan Enç bizlerle birlikte, düzeltiyorum, Skype bağlantısı üzerinden. Sayın Enç, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. Çok başlık var, değerlendirelim ama önce 20 Aralık gecesine gidelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması ile birlikte döviz kotasyonlarında bir düşüş yaşandı. Yeni ekonomi modelini açıkladı ve kur korumalı TL mevduat hesabı yakın bir zamanda raflarda tam anlamıyla yerini alacak. Siz yeni ekonomi modelini nasıl değerlendiriyorsunuz? Böyle başlayalım, sonra başlıklandıralım, olur mu? Bir kere hatanın yanlışın tespit edilmesi ve 1947'den itibaren devam eden sistemin Türkiye'yi bu duruma getirdiği tespiti son derece önemlidir. Yani yüksek faiz, düşük kur sisteminin ekonomimizdeki getirdiği açmaz tespiti son derece doğrudur. Tek başına faizleri düşük tutarak enflasyon gelmesi de ekonominin dizi çıkması da beklenmemelidir. Peki, şunu sorayım o zaman, çok eleştiri var. Şimdi bir kere 18.40 Türkiye'nin ekonomisine uygun bir kur değildi. Spekülatif bir ataktı. Yani iki hafta öncesine bakacak olursak 13.5'tür dolar kuru. İki hafta içerisinde 18'e çıkmıştır. Bu ekonominin gerekleri sonucu yükselen bir kur değil. Spekülatif atak neticesi yükseltilmiş olan bir kurdu. Ekonominin gerekleri ne uygun kur aşağı yukarı bu seviyelerdedir. Yani Türkiye'de enflasyon yükselmezse biraz aşağısında biraz yukarısında bu kur devam eder. Peki kur ama düştükçe enflasyon düşmeye devam edecek mi? Çünkü bu kurun bu şartlarda, bu kotasyonlarda kalacağı yönde Sayın Nebati'den de açıklamalar var. Enflasyon da düşecek diyebiliriz o zaman yeni yıl itibariyle, öyle mi? Bahara doğru enflasyonda önemli bir düşüş olduğunu görebiliriz. Bahara doğru. Tabii gıda maddelerindeki üretimimiz ne olacak, o önemli bir konu. Biraz zaman var diyoruz o zaman. Biraz daha zaman var. Tabii. Peki. Yani şeyde cari açığın kapandığını görebiliriz. Tabii cari açık dediğimiz Türkiye'nin dışarıdan döviz ihtiyacıydı. Ek bir dövize ihtiyaç kalmazsak, yani ekonominin gerekleri olarak cari açık verdiğimiz zaman ekonominin gerekleri olarak kur yükselir. Evet. Cumhurbaşkanı ama Erdoğan'dan da cari fazla verilecek günler yakın açıklaması geldi. Onu tabii ifade edelim. Yani cari açımızın eskisi gibi olmayacağını, küçüleceğini görüyoruz. Ama tabii buradaki önemli nokta ihracatın artması için üretimimizin artması gerekiyor. Üretimi arttırmadan ihracatı arttırması mümkün değil. Mümkün değil derken ancak içeride iş talebi kısarak, içeride satacağınız malları ihraç ederek bir miktar arttırabilirsiniz üretimi arttırmadan. Ama ihracatın artması için üretimin artması şart. Faizler düştü diye de üretimin artması beklenemez. Yani faizler düşük diye piyasa mekanizmasının üretimi kendiliğinden arttıracağı beklentisi doğru değildir. Dolayısıyla ek tedbirlerin alması lazım. Hangi yani tedbirlerden bahsediyorsun Sayın Enç? Biraz detaylandıralım mı? Üretim noktası çok önemli. Tabii. Yani
enflasyona karşı mücadelede hem ihracatın artması, ticari açık noktasında üretimimizi artırmamız gerekiyor. Piyasaya bırakacak olursanız, sırf faizler düştü diye üretimin artması mümkün değil. Hı hı. Ne gibi tedbirler alınması gerekiyor bu noktada? Şimdi bir kere sadece ne olursa olsun üretmek meselesi değil, neyi üreteceğinizi ve ne kadar üreteceğinizi planlamanız gerekiyor. Yani ciddi bir planlama olmadan ve yatırımlara kamu desteği artmadan, biliyorsunuz 1980'den sonra devlet yatırımlardan vazgeçmişti. Özel sektör bu açığı yeteri kadar kapatamadı, kamu yatırımlarındaki azalmanın. Şimdi kamuyla özelin ortaklaşa yatırım imkanlarını araştırmamız gerekiyor. Yani kamunun işin içerisine mutlaka girmesi lazım. Bak burada piyasaya, serbest piyasa takıntısı şunu görüyoruz esasında. Bakın bugün fiyat kontrolleri yapılıyor. Evet. Değil mi? Haber listede vardı. Şimdi niçin kontrol etmek ihtiyacını hissediyorsunuz fiyatları? Çok yükselmişti. Yani piyasa kendiliğinden, değil mi? Kendiliğinden inmiyor. Tabii. Hatta bakın kredilerin ucuzlamasında şu da ifade edilmişti. Ev araba alacağım diye millet kredi alıp altına dolara yatırıyordu diye. Evet. Bakın piyasaya bıraktığınız zaman o faizlerin inmesi, işte alınan krediler tekrar döviz talebi olarak yansıyacak olursa kuru burada tutmanız da mümkün. BDDK'dan bankalara bununla ilgili kredi cezası geldi. Bunu da belirtelim. 13 bankaya 50'şer bin lira ceza, ihtiyaç kredisiyle döviz almak bu noktada mantıklı mı? Tabii değil, sizin açıklamanızdan bunu görüyorum. Kredileri amacına evet. uygun kullanıldırılmadığına dair geldi bu ceza. 13 bankaya 50'şer bin lira, biz de hatırlatalım. Buyurun. Bakın burada şunu söylemek istiyorum. İşi piyasaya bıraktığınız zaman piyasa çözemiyor. Kısım para politikası vesaire. Bunlar kamunun, devletin piyasaya müdahalesidir. Piyasayı başıboş bırakmakla olmaz. Dolayısıyla bir ciddi bir planlamaya ihtiyacımız var. Ve yatırımları hızla arttırmamız gerekiyor. Tabii yatırımları hızla arttırmak da yatırımların artmasının bir nedeni de tasarrufların artmasıdır. Evet. Yani tasarrufları arttırmadan da yatırımların artması mümkün değil. Peki. Türkiye, hükümet hatanın kaynağını bulmuştur. Bunu 1947'den itibaren izlenen politikalar olarak tespit etmiştir. Bu son derece önemlidir. Hata bulunmuştur ama henüz doğru politikalar tümüyle oluşturulamamıştır. Günü kurtarma politikaları hala ön planda gözükmektedir. Tasarrufları arttırıcı, yatırımı arttırıcı ve planlamacı, neyin üretileceği, ne kadar üretileceği. Bakın tarımda da gördük aynı şeyi. Domatesler, soğanlar, patatesler üretiliyor ama çiftçinin elinde kalıyor. Daha tarımdan da başlayarak ciddi bir planlama yapmamız gerekiyor. İthalatımız, dedik bizim üretimimiz, ihracatımız da üretimimizde ithalata bağımlı. 100 dolarlık ihracat için 70 dolar ithalat yapmak durumundayız. Dolayısıyla aramalarda, girdilerde ithal ikameci yatırımların planlı bir şekilde hızla gerçekleşmesi gerekiyor. Evet. Yani bu henüz böyle kapsamlı bir üretim seferberliği havası henüz yok. Tabii 2022 bakacağız o zaman. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Yani şimdi ne kadar kısa dönemde etkisini gösterdi diye size sorayım ben. Ne bekliyor 2022 yılında Türkiye ekonomisini? Merkez Bankası 2022'nin para ve kur politika metnini de açıkladı Sayın Enç. Der ki metinde dalgalı kur rejimi ve enflasyon hedeflemesi rejimi sürdürülecek.
Merkez Bankası'nın orta vadeli enflasyon hedefi de %5. Politik aracı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı diyor. Açıklamalarda dalgalı kur rejimi, enflasyon hedeflemesi rejimi sürdürülecek. Yani öne çıkan başlıklar, bir de ilk para politika kurulunun 20 Ocak'ta toplanacağı belirtiliyor açıklama metninde Merkez Bankası'nın. Nasıl değerlendirirsiniz? Tabii Merkez Bankası para kurulu hep toplanıyor. Geçmişe de baktığımız zaman. Yani bizim Merkez Bankası'nın enflasyon hedeflemesi tarihinde hiçbir zaman tutmadı. Yani onu gerçekçi bir şekilde ifade etmemiz lazım. Ona uygun politikaların, iş sadece para politikasıyla olmaz, enflasyonla mücadelede de para ve maliye politikalarının uyumu şarttır. Dolayısıyla biz maliye politikalarıyla para politikalarını enflasyona karşı da uyumlu götürmemiz gerekiyor. Yoksa Merkez Bankası ayrı bir şey, maliye politikalarını hükümet yürütüyor, ayrı bir şey uygulayacak olursa başarılı bir sonuca ulaşamayız. Dolayısıyla burada Merkez Bankası'nın da hükümetle uyumlu bir biçimde politikalarını uyumlaştırması gerektiğinin şart ve gerekli olduğu ortaya çıkmaktadır. Evet. Bazı şeyleri göreceğiz. Yani çünkü bakın ekonomi olaylar sadece ekonominin kendi yapısından kaynaklanmıyor. Çok çeşitli siyasi olaylar ekonomiyi son derece etkiliyor. Yani ülkemizin dışarıdan siyasi olaylar bakımından da bir baskı altına alındığını hesaba katacak olursak, burada son derece kapsamlı, acil bir üretim planlamasına ihtiyacımız var. Üretim planlaması şart. Tasarruf şart dediniz. Keza evet. Yatırımlar bu noktada oldukça önemli. Evet, dedim işi piyasaya bırakırsak, bu serbest piyasaya aşırı bağlılık esasında toplumun hemen hemen her kesimi ekonomiye müdahale edilmesini istemiyor. Bakın o serbest piyasayı böyle şey gibi ifade edip taşlandırmanın, ondan vazgeçememenin sonuçlarını görüyoruz. Esasında toplumun her kesimi de ekonomiye müdahale edilmesini gerekiyor. Dolayısıyla mesele sadece ekonomiye müdahale etmek değil, doğru bir şekilde müdahale etmektir. Ama biz kamunun öncülüğünde, onun yol göstericiliğinde ve belli planlar doğrultusunda üretim seferberliğine başlayamazsak sonuç olarak ifade edilen programlar başarıya ulaşmaz. Peki, şimdi bir sorum daha olacak size. Türk lirasının değer kazanması için raflarda yeni ürün yerini aldı. Kur korumalı TL mevduat hesabından bahsediyorum. Sayın Nebati'den gelen açıklamalar da var. Mevduatlar 38 milyar arttı dedi Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati. Türk lirasının değer kazanması için raflarda yerini alan bu ürün ilk aşamada olumlu şekilde kendini göstermiş oldu mu? Bunu merak ediyorum. Siz bu yeni modeli, yeni ürünü nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın Enç? Bir kere son derece olumlu görüyorum. Çünkü bu kurlardaki ifade ettiğimiz spekülatif artış toplumun çeşitli kesimlerini dolara yöneltiyor. Ya tasarruf sahibi, küçük tasarruf sahibi bile Türk lirası mevduatlardan kaçıp altın ve dövize yöneliyordu. İthalatçı önümüzdeki aylarda yıl içerisinde yapacağı ithalatı daha hep kur artış
beklentisi olmuş olduğu için öne çekiyordu. O da giriş talebini arttırıyordu. Genel olarak işte kurlardaki şeyin ihracatı teşvik ettiği ifade edilir. Kurlar artacak olursa. Ama ihracatçı bile fiyat veremiyor. Dolayısıyla o kurdaki oynaklığın azaltılması gerekiyor. Şimdi ben tabii vadeli piyasalar hem ihracatçılar hem ithalatçılar için vadeli piyasalarla ilgili kararlar da alındı. Evet. Artık ithalatçı da önümüzdeki aylarda yapacağı ithalatın hangi fiyattan yapacağını, ihracatçı hangi fiyatı alacağını bilmesi son derece önemli. Hı hı. Bu henüz bu diş kur korumalı mevduat hesabı dün akşamki bildiğimiz rakam 38 işte milyar. Yani bu sene ne oldu bilmiyorum. Bu miktarın önümüzdeki günlerde artacağını düşünüyorum. Hı hı. Çünkü vadeli tasarrufu olanlar vadelerini bozdurup bu sisteme giremedi. Çünkü faiz gelirinden mahrum kalacaktı. Hesabını evet. Vadesi dolmadan baktığı için. Dolayısıyla önümüzdeki şeylerde bu artışın olması mümkün. Ama döviz tevdiat hesapları hala çok fazla. Henüz orada çok büyük bir çözümü göremiyoruz. Dediğim gibi bunların bir kısmı vadelerin dolmasını bekliyor olabilir. Tabii. Ama orada bir kere bu boyutlarda yabancı mevduatla hesap açılması doğru değildir. Dünyanın hiçbir yerinde mevduatların %65'inin yabancı döviz cinsinden olduğu bir ülke göremezsiniz. Ama ilk aşamada etkisini göstermiş olduğunu görüyoruz. Böyle söyleyebiliriz açıklanan rakamlarla birlikte. İfade ettiğim gibi o 18,5'lar ekonominin gerektiği olan bir kur seviyesi değildi. Yani 15 gün önceye bakacak olursanız, yani 2 hafta öncesine bakacak olursanız 13.70'tir dolmuştur da 2 hafta içerisinde. Ekonomide ne oldu da 18,5'a ne çıktı? Oldu Sayın Enç? Dinleyelim sizden kısaca. Şimdi ekonominin kendisinde olan bir şey yok. Doğrudan doğruya o spekülatif atak. Yani biliyorsunuz biz geçmiş ABD başkanında da ekonominizi mahvederim lafını duymuştum. Yani o borçlanma ekonomisi ve döviz açığınız ekonomize dışarıdan müdahale yapılmasını önünü açıyordu. Dolayısıyla hala buradaki bu dış teknikler meselesi var. Bizim bir boşluk spekülatif bir rakamdı. Ondan 20 Aralık'tan önce 1-2-3-4 Merkez Bankası müdahale etti. Bakın normal ekonomik koşullar içerisinde o müdahalelerin kuru aşağı çekmesi gerekirdi ama çekmedi. Şimdi orada 5 kez müdahale gerçekleşti. 5 diye hatırlıyorum. 5. Evet. Normal ekonomik koşullarda o müdahalenin kuru aşağı çekmesi gerekirdi. Ama işte böyle 1 liralık falan bir azalmalar o da birkaç saatliğine oldu. O Türkiye ekonomisini teslim alma. Bakın o bir ataktır. Faizleri yükselt diyor. Uluslararası finans çevreleri. Türkiye'yi o açıdan sıkıştırıyor. Yükselt diye. Onun için yaptıkları ataklar vardı. Şimdi tabii burada dışarıdan ekonomik müdahalelerinde bizim bu sıcak para dediğimiz kısa vadeli
dişlere. Şimdi onlar önemli oranda azaldı. Yani Türkiye'deki sıcak para miktarı önemli oranda azaldı. Dolayısıyla o sıcak paranın giriş çıkışlarıyla kur üzerinde oynaması imkanı azaldı. İkincisi dışarıda tabii bakın dövize müdahale etmeleri için ellerinde Türk lirası olması lazım. Yani ellerinde Türk lirası olacak ki döviz, ani döviz talepleriyle kuru yükselsinler. Şimdi o miktarlar da anladığımız kadarıyla dedikleri, ifade ettikleri ne kadar var, ne kadar o yolla dövizi yükselttiler, o miktarları ekonomi yönetimleri ifade ediyorlar. Biliyoruz diyorlar. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde esas olarak bu spekülatif ataklarından ziyade Türkiye ekonomisinin bilim gibi bakınız faiz şeyler enflasyon kontrol altına alamazsa burada kontrol edemezsiniz. Enflasyon yani, çok önemli. Fiyat İstikrar Komitesi enflasyon... ilk toplantısını yaptı. Dün gerçekleşti. Bunu da belirtelim. Tabii faiz kararını da merak ediyoruz. Öngörünüz nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan kimse benden faiz arttırmamı istemesin demişti. Ne diyorsunuz? 20 Ocak'ta toplanacak para politika kurulu. Şimdi tabii şunu ifade edelim. Bakınız ekonomide faiz reel bir kavramdır. Yani bir ülkede diyelim faizler %45'tir, pardon %40'tır ama enflasyon %45'se orada reel bir faizden bahsedilemez. Yani faizler nominal olarak %40 olmasına rağmen enflasyon %45'se orada faiz negatiftir. Şimdi Türkiye'de de faizler negatife dönmüştür. Yani şeye baktığımız zaman tabii Merkez Bankası'nın bu kısa vadeli şeyleri olarak belirlediği %14 enflasyonun altında dolayısıyla esasında negatif bir faizdir. Kredi faizlerine bakacak olursak özel bankalar kredi faizlerini düşürmek yerine arttırıyorlar. Hala o anlamda kredi faizleri enflasyonun üstünde orada bir pozitif faiz var. Bu tabii iki şeyi bize gösteriyor. Bir finans sisteminde bankacılık sisteminin yerli olmasının ve kamu elinde olmasının ne kadar önemli oldu. Yani bizim özel bankalar dediğimiz bankaların çok büyük bir çoğunluğu yabancı sermayenin ya da yabancı sermayeli ortaklı bankalardır. Bakın ne kadar kamu bankacılığı, ülke bankacılığı içerisinde payı oranı yüksekse burada o bankalar vasıtasıyla politikaları yürütmemiz daha kolay oluyor. Peki. Öbür türlü sınırlı kalıyor. Dolayısıyla faiz indiriminde yani burada dediğim gibi Türkiye'de ortalama faiz oranı açısından söylüyorum. Negatife dönmüş vaziyettedir. Biraz daha inebilir. Yani çeşitli ülkelerde de negatif faiz uygulaması vardır. Ama onları enflasyonu indirmeden, burada açıkça ifade ediyorum, enflasyonu indirmeden o negatif faizi daha da düşürme imkanlarını son derece sınırlıdır. Peki. Sayın Enç, çok teşekkür ederiz katkılarınız için gün ortasına. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun efendim. Size de iyi çalışmalar diliyoruz. Profesör Doktor Sayın Ercan Enç ile birlikte ekonomiye bir pencere açtık. Bir reklam arası var. Devam edeceğiz.